arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda papyon diyeyim ben. Papyonunu yapacağım. Burada göründüğü gibi. Burada pek güzel yapamadım. İlk deneyimimdi bu ördüğüm kurbağa benim. Şimdi daha güzel bir kurdele size göstereceğim. Ben maviyle örmek istiyorum yine. Siz illa renkleri böyle olsun gerekmiyor yani. İstediğiniz renkte seçebilirsiniz. Pembe mavi yapabilirsiniz. Açık yeşil yapabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz yine. 5 tane zincir çekiyoruz. 4, 5. Sonra 1, 2, 3 sefer dolayıp sihirli halkanın içine geçirip şu ipim kötü görünüyor galiba. Şuraya atayım. İkişer ikişer çekip trabzan yapıyoruz. Gördünüz mü? Kamerama elime odaklayayım. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3 sefer doluyoruz. Sihirli halkamızın içinden geçip ikişer ikişer çekiyoruz. Ah, çekebilsem. Ne oldu acaba? Ben tekrardan yapayım. Ha, çekmişim zaten. Tekrardan 3 sefer doluyoruz. Sihirli halkanın içinden geçiriyoruz. Üçlü trabzan. Evet. 4 oldu. 4 tane trabzanımız oldu. Tekrar yapalım. Beş oldu. Şimdi 5 tane çektiğimiz zincirle birlikte trabzanlarımız 5 tane oldu. Şimdi 5 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Siz tabii yine istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha fazla dolayıp. Buraya sabitleyelim. Şu an 6 tane trabzanım oldu. Tekrardan 5 tane zincir çekip 3, 4, 5. 3 defa doluyorum aynı şekilde. Sihirli halkamın içinden yine aynı şekilde geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3. Sihirli halkamın içinden. Tekrar geçiriyorum. Tekrar. Evet, devam edelim. Siz daha küçük, daha büyük istediğiniz formlarda bu şekilde fiyonk, kurdale, papyon artık ne diyorsanız. Burada 6 tane olmuştu. Bir tane daha yapalım. Evet, 5 tane daha zincir çekip
4, 5. Evet. Sihirli halkanın içerisine sabitleyip bırakıyoruz. Sihirli halkamı sıkıştırayım şuradan. Tane de zincir çekip iyice sabitlensin. Şimdi bunu keseyim. İsterseniz bu iple sarabilirsiniz. İsterseniz farklı burada benim yaptığım gibi farklı renkli iple de sarabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şu ipleri ben böyle ilk önce bir sarayım. Ortadan kalksın. Daha sonra ben beyaz ipimle yine aynı şekilde yapmak istiyorum. Şu şekilde. Ortası farklı renkte olsun istedim. Şuradan biraz ip çıkartayım. Evet, doladım. Burayı da biraz uzun bırakırsanız buradan iğneyi takıp ipin açılmaması için içinden sabitleyip dikeriz. Dikebiliriz. Konuşamadım. Bu şekilde. Ben bunu kurbağama dikerken sabitleyeceğim. O zaman kullanacağım. Şimdi dikmeyin. Bir sonraki videoda da kurbağamızın birleşimiyle karşınızda olacağım. Hoşça kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.